Sevgili dostlarım, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününden hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Biliyorsunuz, sabah saatlerinde bir yeni ayımız oluşuyor. Saat 8.15 civarlarında, 8.18 gibi bir Oğlak yeni ayı. Plütonik bir yeni ay. Plüton yeniden doğuşun simgesiydi. Ölüp dirilmenin simgesiydi sevgili dostlarım. Bu plütonik yeni ayda bazılarınız meslek değiştirebilir, iş yeri değiştirebilir, ev değiştirebilir. Çok hayırlı gelecektir. Bazı dostlarımız bu plütonik yeni ayda eski sevgilileriyle yol ayrımına girip yenileriyle devam edebilirler. Diyelim birkaç ay evvel bir ayrılık yaşadınız, partnerinizle ayrıldınız. Yeni yeni toparlıyorsunuz. Bu yeni ay döngüsünden sonra 3 dolunay içerisinde, önümüzdeki 3 ay içerisinde mutlaka mutlaka bir kalbinizi yumuşatacak, heyecanla çarptıracak bir partner bulacaksınız. Yani yalnızım diyenler bile bulacak, benim öyle düşünüyorum. Kilo problemi olanlar benim gibi. Benim gibi kilo problemi olanlar böyle eskiden kalan vücutlarındaki ağırlıkları acılarıyla besledikleri o ağırlıklardan kurtulabilirler. Böyle yeniden böyle bir vücut sistemi yaratabilirler, beslenme değişikliğine gidebilirler, spor yapabilirler. Özellikle bu plütonik yeni ay kilo vermek isteyenler için çok ideal enerjiler veriyor, çok ideal açıları var. Onu söylemek istedim sevgili dostlarım. Şimdi bugünkü deste seçte ne var derseniz, çay falı var benim çok sevdiğim. Rönesans tarotu var, altın tarot var ve Beki'nin melek kartları var sevgili dostlarım. Şimdi şunu görmenizi istiyorum sevgili dostlarım. Bu da neymiş dercesine aziz dostlarım, bu da neymiş diyebilirsiniz. Şurada bir karga görüyor musunuz bilmiyorum. Karga görüyor musunuz? İnanılmaz derecede zihinsel faaliyetlerinizin yerinde olduğu bir döngü yaşayacaksınız sevgili dostlarım. Sevgili çay falı takipçilerim, karga sizin zihinsel aktivitenizin çok yükseleceği, inanılmaz derecede güzel döngülere merhaba diyeceğiniz bir döneme işaret ediyor. Şimdi yol düşünüyorsanız yolunuz hazır. Tutkuyla bağlı olduğunuz bir aşk, tutkuyla bağlı olduğunuz bir ilişki sizi yükseklere uçuracak, zorlukları aştığınız bir dönemdesiniz. Zorlukların tek tek aşıldığı ve her türlü açıklığın önünüze geldiği bir döngü yaşıyorsunuz. Adeta burada bir zürafa var ve başını uzatmış, ağaçlardan bir şeyler yiyor. Uzun süredir kısmetini beklediğiniz bir iş gerçekleşecek anlamındadır. Tepeye çıkmışsınız, yüksekçe bir tepede. Ruhunuzu aydınlatıyorsunuz, kalbinizi ferahlatıyorsunuz. Haydi hayırlısı bakalım. Çay falını döndürdüğümde sevgili dostlarım, çok güzel bir döneme merhaba dediğinizi, ben sıkıntı, üzüntü adına hiçbir şeyin kalmayacağını görüyorum. Ferahlıyorsunuz, ne yaptığınızı biliyorsunuz. Çünkü yaşamın işaretlerini okumuşsunuz ve bunu çok iyi kavramışsınız. Her türlü adımda feraha çıkacağınızı görüyorum. Yeni bir oluşum içine giriyorsunuz. Yeni bir iş, yeni bir oluş. Haydi hayırlısı diyorum. Ve sadece şunu söyleyebilirim. Güneş sizin için tekrar tekrar yeniden doğacak. Ve bu doğuş size gerçekten çok güzel şeyler kazandıracak. Burada sanki resmi bir giyimli, üniformalı bir bey var. Yanında da aslan duruyor. Devlet kademesinin yani üst skalasından birileriyle görüşmeleriniz olabilir. Ya da size bir evlenme teklifi gelebilir. Bu bir resmi giyimli, üniformalı bir bey olabilir.
Çay falını seçen erkek dostlarıma ise sevgili dostlarım, uzakta olan bir hanımdan, uzakta olan sevgililerinden haber geliyor. Bazı çay falını seçen evliliği problemli olan dostlarıma biraz beklemelerini öneriyorum. Fil görüyor musunuz? Şurada fil var, bakın şurada. Ben göstereceğim net olarak. Fil. Bayağı hortumuyla falan fil. Sevgili dostum, yuvanın yıkılması için, senin yuvanın yıkılması, senin perişan olman için Fil suresi okunmuş. Ve inanır mısın, kötü bir harabe toprağı senin kapının önüne serpilmiş olabilir. Bir büyü, bir negatif enerji, bir maji var. O yüzden Fil suresi iki ucu keskin kılıçtır. Düşmanı hezimete uğratmak istiyorsan, yuvanı yıkmak isteyenler, partnerinle seni ayırmak isteyenlerden kurtulmak istiyorsan sen de şunu yapmalısın. Cumartesi günleri 101 kere Fil suresini oku. Özür dilerim. 101 kere Fil suresini okuyarak gerekenleri yap ve düşmanlarıma geri püskürtüyorum Allah'ım. Hani bana verdiğinin 10 katını ver de sevgili dostlarım. Buna da Enam 160. ayetle yapacaksın. 101 kere Fil suresini okuyacaksın. 101 kere de Enam 160. ayeti okuyacaksın. Bu sana yapılan büyünün püskürtülmesi için, sana yapılan büyünün bozulması için. Onun arkasında rahat bir nefes aldığını görüyorum. Büyüleri bozuyorsun ve sen gerçekten eline böyle bir gücünü eline almışsın. Dört nala koşan bir at arabasının üstündesin. Hızla yol alıyorsun. Yay burcundan, Başak burcundan birileriyle birlikteliğin olabilir. Yay burcundan, Başak burcundan partnerin varsa ilişkin düzelecek sevgili dostum. Aynı zamanda bir yerden bir yere seyahat etme, gitme fırsatı bulacaksın. Uçak çıkmış. Uzun yol ve seyahat seninle sevgili dostlar. Bakalım tabakta neler var çay falını seçen aziz dostlarıma. Bir şey için çok çabalamışsın, bir ara olmamış, bir ara boşa düşmüş ama bu işin gerçekleşmesine bir ay gibi bir döngü kalmış, bir süre kalmış. Bir ay sonra iki büyük isteğin var, buna kavuşacağını söylüyorum. Ve aynı zamanda sevgili dostum, rahatlaman, ferahlaman çok yakın. Bir hediye alacaksın ve bir burada ibadet eden birini görüyorum. Bir türbede ibadet eden birisi, bir türbeye git, duanı yap ve çıkışında sadakanı ver, Fatiha'nı ver türbeden çıkışta. Mutlaka ilahi rahmet üzerine yağacak sevgili dostum. İki büyük dileğin de gerçek olacak. Bakalım melek kartları ne diyor aziz dostlarım? Çay falına baktığım sevgili dostlarıma. İki tane geldi. Affet diyor. Sevgili baş melek Haniye, sevgili baş melek Mikail. Lütfen benim geçmişimde olan olayları affetmeme yardım et. Affetmemenin verdiği zehri bırakabilmem için affetmeyi seçiyorum. Teşekkür ederim diyebilirsin. Ve ikinci olarak halloldu. Baş melek Raziel, baş melek Metatron. Lütfen dileklerimin tam olarak yerine gelmesi için bana yardım edin. Dileklerimin tam olarak yerine geldiğini bildiğimi, hissetmemi ve içimi ferah tutmamı sağlayın. Teşekkür ederim diyebilirsiniz. Sevgili dostlarım, şimdi Rönesans tarotunu seçen sevgili dostlarıma okumalarımı yapacağım. Oo, evet. Fırlayan kartı almak durumundayım. Evet, süper. Süper, süper, süper. Bakın, bazı tasarılarınızın harekete geçtiğini görüyorum. Elinizde parayı tutuyorsunuz. Elinizde parayı, elinizde gücü tutuyorsunuz sevgili dostlarım. Şurada büyük bir sıkıntıdan, büyük bir hengameden kurtuluşunuz var Allah'ın izniyle. Yakın zamanda bir büyük sevince, bir büyük beklentiye böyle yelken açacaksınız. O beklentinin de böyle yarısı olmuş, yarısı olacak gibi. Tamamının olmasına çok az zaman kalmış. Sevgili dostlarım, bir elinde dua, bir elinde beddua ediyorsun. Yani bana iyilik yapan dostlarıma Allah 10 katını versin,
bana kötülük yapanlar, bugüne kadar getirip de arkamdan kuyumu kazanlar, dost görünüp düşmanlık yapanları da Allah'a havale edeyim diyorsun, ediyorum diyorsun. Belki birileri senin bereketinle uğraşmış, belki işinle uğraşmış ama şu yakın tarihte bunların hepsinin gideceğini, 2 ay, 2 gün veya 2 hafta içerisinde büyük bir sevinçlere gark olacağını söyleyebilirim. En güzel kartlardan biri çıktı. Şubat ayı sana bereketiyle, iyiliğiyle ve dostluğuyla geliyor. Şubat ayında karanlıktan aydınlığa çıkman çok yakın. Çünkü yıldız kartı çıkıyor. Yıldız kartı Kova burcunun kartıdır. Gerek Kova burcundan birileriyle birlikteliğin varsa, gerek ani başlangıçlar yapmak istiyorsan güzel bir döngü sevgili dostum. Hiç bu fırsatları kaçırma. Bu fırsatlar sana her yönden her şeyle geliyor. Ve yenilikleri dene. Yenilikleri denediğin sürece bakın büyük bir yol ayrımındasın. Çünkü yıldız kartı büyük arkana destesindendir. Ve sen büyük bir ilerleme kat ettiğini göreceksin. Yeter ki sen üstüne düşen vazifeyi yap. Gerisini Allah'a havale et. Her şey yoluna giriyor. Ve kılıçların kralı çıkıyor sevgili dostlarım. Kılıçların kralı da yakın tarihte hayatına girecek birisini, bekarsan kalbini dolduracak biri, evliysen kocanla ilişkinin süper olacağını, eğer Rönesans tarotunu seçen bir bey ise yeni iş, yeni oluş ve hayatına girecek bir hanımı müjdeliyor sevgili dostlarım. Ve dört dörtlük bir yaşam. Nisan ayına kadar 2 büyük fırsat çıkacak karşına. Bunları değerlendireceksin. Bunları çok iyi kullanacaksın. Ve paraya, güce, mevkiye mutluluğa kavuştuğunu görüyorum. Daha ne olsun. Bakalım melek kartları neler söylüyor. Evet. Melek kartlarına bakıyorum. Rüyalarına dikkat et. Sevgili baş melek Haniyel, lütfen rüyalarımın anlamını bilmemi sağlayın. Rüyalarımda bana mesaj verin ve onları doğru biçimde okuyabilmem için yardımcı olun. Teşekkür ederim diyebilirsin. Altın tarotu seçen sevgili dostlarım, bakalım sizleri neler bekliyor. Altın tarotu seçen sevgili dostlarım. Şimdi sevgili dostlar, altın tarotu seçenler de bir kadersel döngü görüyorum. Kader çarkı dönüyor. Bir kere bu müjdeyi önce vereyim. Önce iyi haberi vereyim. Kader çarkı sizin için dönüyor. Şans, başarı, mutluluk, aşk ve para getiriyor. Aynı zamanda 4 aydır süren kıtlık döneminin ve düşmanlık döneminin sona erdiğini gösteriyor. Bakın sevgili dostlarım. O kadar zor kazanmışsın ki 7 kat yerin altından, 7 kat göklerden rızkının sana gelmesi çok kolay olmamış. Bazı kere hedef alınmışsın. Bazı kere birilerinden düşmanlık görmüşsün. Bazı kere sen düşmanlarını alt etmeye çalışmışsın. Kabuslar görmüşsün, iyi rüyalar görmüşsün. Bazı kere hayaller kurmuşsun. Hayallerinin yıkıldığı da olmuş, dört dörtlük oluştuğu da olmuş. Ama şu da bir gerçek ki sen bir devrimsel nitelikte yenilik kazanmışsın sevgili dostum. Bu neyle oluşmuş? Bu senin mantıklı hareket etmenle. Sen mantıklı hareket etmişsin. Matematiksel olarak hareket etmişsin. Zekanı kullanmışsın. Reel düşünme yeteneğini kullanmışsın. Ve düşmanlarını alt ettiğini görüyorum. Birileri seni alt etmek üzereyken sen onların silahını alıyorsun ve onu düşmanca kin beslediği yerinden vuruyorsun, kalbinden vuruyorsun. Bu tabi sembolik anlamda. Sevgili dostlarım, birisi gerçekten sana çok kinlenmiş, işinle uğraşmış, belki duygusal hayatınla ilgili sıkıntılar yaratmış ama sen onu alt etmeyi başarmışsın. Sanki ilahi güç de sana bu konuda destek vermiş. Aşağı yukarı 2,5 aydır ya da 4,5 aydır süren bir döngü olmuş. Yani bu Ağustos dönemi olsun, bu Kasım dönemi olsun, sana bazı yükler yüklemiş.
bazı sıkıntılar vermiş. Ve sen biraz dinlenerek, bazen depresyona girerek, bazen iyi, bazen depresyon, bazen harekete geçme ve reel düşünme, bazı kere de düşmanlarını alt etmeyle bugüne kadar gelmişsin. Ve yaşamında devrimi sen yaratmışsın. Mantığınla, fiziksel gücünle, akıl gücünle ve hepsinden önemlisi ilahi güçle. İnsan kendi gücünü fazla önemsememeli sevgili dostlarım. Bizim üzerimizde de bir güç kuvvet var. Bir yazarın kitabında okumuştum, bir kadın yazar, İtalyan. 20. yüzyılın en büyük dedi hatası insana böyle çok fazla önem vermesi, insanı çok ön plana çıkarması ve ilahi sistemi yok sayması oldu diyor. Hakikaten biz 20. yüzyılda dua etmeyi unuttuk. 20. yüzyılda bize reel düşünme adına her türlü alt beyine geçiş, bilinçaltına geçiş yok edildi. Ama sevgili dostum sen onu yakalamışsın. Dua, tefekkür ve niyetlerini akıl mantıkla birleştirmişsin. Dua ve tefekkür. Dua ve mantık. İlahi sistem ve reel düşünmeyi dengelemişsin. O dengeyi oturtmuşsun. Ve kazanan sen olmuşsun. Kader çarkı seni iyi günlere taşıyor, güzel günlere taşıyor. Şehir değişimi, aşkta ilerleme, parasal yönden ilerleme. Bir köşeye çekil, artık kader çarkı senin için dönüyor. Müjdeler olsun. Altın tarotu seçenlerin melek kartları ise sevgi yolla. Sevgili baş melek Zadkiel, sevgili baş melek Raguel, lütfen yüreğimi sevgiyle doldurun. Ve yüreğimde sevgi olmayan her şeyi sevgiye dönüştürün. Ve karşımdakine sevgi yollamama yardım edin. Onun sevgisini büyütün ve onun bu sevgiyi alabilmesini sağlayın. Ve bana sevgi göndermesine yardımcı olun. Teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, 13 Ocak 2021 destesi işte Çayfalı, Rönesans Tarotu ve Altın Tarot vardı. Hepinizi çok seviyorum. Sevgili dostlar bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Hoşça kalın.